paylaşalım. Dur. Evet, Discord'umuzdan attık. Şimdi hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Captain Tsubasa Zero 2. sezon 13. bölümdeyiz. Avuu. Yattı. Neyse. Bugün arkadaşlar Tomoyo'da öyle bir support kartı koydum ki pardon, bakışım azıyor, inanamayacaksınız. Bakın, ben de şu çıktı arkadaşlar, şu çıktı. Pratik stanim ne çıktı? Ya oğlum çok şanslıyım ya. Çok şanslıyım bugün. Resmen bugün resmen Dream Team'de Arancı olaya koptu bildiğiniz gibi. Her şey Dream Team'de bugün Arancı şey vardı ya. İşte bugün Arancı'yı son vardı ya Dream Team'de. Nedense Arancı'yı sorun olmasına rağmen ben bir maçı falan 2-1 falan kazandım. Arancı'yı sorun olmasına rağmen gözlerime de hala da inanamıyorum. Hayda, Discord'dakiler de bir gelmedi ama ya. Ulan yeni kaçıracaksınız. Ben birazcık bekleyeceğim. Birazcık sessiz olalım. Hello. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Yayın başladı şu an. Kanka bak, öyle bir kat koydum ki oyuna. Öyle bir bakışım azo, öyle bir şey koydum ki bak. Bakın. Bak şunu koydum. Gördün mü? İki tane çok iyi bufflı kartım var. Stanima kartı bayağı bir üstelik. İyiyim kanka, iyiyim. Resmen bakışım azo artık stamina'sı da yükseldiği için artık gol atmaları bayağı bir zorlaştı artık ona. Bazen hatta Triangle Kick açı 3 defa kullanabiliyor artık. Eskiden Triangle Kick açı yani şunu falan arkadaşlar, Triangle Kick açı sadece 2 kere falan kullanıyordu. Şimdi ise de artık 3 defa falan kullanıyor. 3 defa falan kullanıyor. Kanka bak. Başka bir videoda yapacağım onu demiştim ya. 15 abone özel videoda. Ya da 20 abone özel videoda kardeşim. Onu yapacağım. Kanka hadi. Cacar mı? Şey arkadaşlar, cacar mı yapalım, maç mı yapalım? Yoksa etkinlik mi oynayalım? Yoksa top mu kasalım? Ya da oyuncu güçlendirelim ya. Takashi ya, Takashi. Maç tamam. Carcar yeter. Ya ulan dokunmatiği algıla be. Bazen dokunmatiği algılamıyor ya. Bir algılasan şaşırız. Maça mı girelim yoksa dünkü olduğu gibi TL maça mı girelim? Yani Şampiyonlar Ligi'nin bulunduğu maç türü. Oğlum yemin ediyorum ki şu. Yalnız şu resultu vermiyor bir tek. Orada bir tek sorun var. Ama oğlum hakikaten yemin ediyorum son taraf resmen UEFA Şampiyonlar Ligi ya. Belki serinin finalinde falan oraya çıkarız. Belki Master'lardan birinde oluruz. Belki Diamond'da oluruz. Belki Platinum'da oluruz. Belki Gold'da oluruz.
Ama biz şu an Silver'dayız gibi gözüküyor. Fakat finalde de böyle de olmayabilir. Serimizin finalinde de böyle de olmayabilir. Zaten arkadaşlar, serinin finalinde bir dakika. Bak kanka, nasıl yapılır göstereceğim. Bak kanka, Limit Break şöyle oluyor. Şimdi takımdan herhangi bir oyuncuyu seçiyorsun. Ben mesela şu Wakashi Mazu'yu seçtim. Bak, Limit Break skill'in şu tarafında. Gördün mü? Limit Break'e basacaksın. Sonrasında işlemlerini yapacaksın. Limit Break işlemlerini. Anladın mı? Bu kadar basit. Ulan bu Yuga'yı da bir güçlendirmedik ama ya. Yuga resmen otların yaşlı gözü oldu artık. Sorun değil, sorun değil. Önemli değil ya. Ben takipçilerime değer veririm. Of of, bir de efsane bir güçlendirme yaptık buna. Bak, bir yaparız. Bak, adamlar bir şaşkınlığa uğratacağız bu maç. Tabii adam da aşırı güçlü çıkmazsa. Neyse ya. Yolumuz Gold Platinum League şu an. Yolumuz Platinum League. En son fakat efsane olmanın en kolay, en iyi yolu tabii ki de Master League, yani oyundaki Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmaktadır. Master 5 bildiğin oyundaki Şampiyonlar Ligi. Yani yükselme yol. Resmen efsane ya. Aklıma gele gele resmen. 4 yıldız mı yaptın kanka ya? Kanka benim bakışım az var ya, 5 yıldız. Kanka o salinasını kabalık etmek istemem. O salinasını sanırım salinasının içinden geçer. Bakışım azu salinasının içinden geçer. Çünkü en 5 yıldızlarında support kartları, support kartları falan gayet iyi. Üstelik bak, Sam'in buff'ı var. O yüzden de bir de kart güçlüğü, kart gücü olduğu için bakışım az onu geçer bence. Forvet Hyuga ve tutmasa da o kadarcına da kolay gol atar. Misaki de atabilir. Şey, Masuyama da atabilir. Bu da öyle atabilir. Kanka, bir friendly maç gelsin. Discord'dan yüzleşiriz, tamam mı? Özel video diye takipçilerle beraber maç diye yazarım ben resmen. Keşke oyuna friendly bir maç gelse de, friendly maç gelse de oynasak ya. Aslında bu arada oynayabiliriz de aynı anda karşılaşmamız gerekiyor. Aynı anda karşılaşırsak falan oynayabiliriz. Ya oğlum çok fazla charger ettik ya. Ya oğlum hadi artık rüyamızı gerçekleştirelim. Kanka. Kanka. Sana birkaç tane iyi tavsiyem var. Bir öncelikle kanka, forvetlerin şey olmalı. 3 ya da 2 kişi falan olmalı. 3 yaparsan falan çok gol atabilirsin. Bir de sana bendeki Tsubasa gibi iyi bir forvet lazım. Tsubasa ya da şey gibi. Tsubasa ya da Hyuga gibi forvetler lazım. Benim kullandığım Tsubasa ve Hyuga gibi. İşte ondan çıkması lazım sana. Sonrasında ona da 5 yıldız yapmam lazım. Sonrasında Ultra Low Drive shoot eklemen gerekiyor ona. Benim kullandığım tusbasa çıkarsa sana. Ya oğlum herkeste de bu nitte var ya. Ulan Rogue Falcon shoot da işe abartıyor resmen. Yo
Yok bir tek oyuna altıma skydive shoot gelmedi. Altıma skydive shoot bir gelse ya da Twin Overhead Kick gelse hakikaten efsane olur. Neyse ya birazcık konuşun. Konuşmak yerine maç yapalım. Tutmasa bir vurursun sana topa. Ultra Low Drive şutunla. Ultra Low Drive şutu sanırım. Benim şutum. Hadi Tsubasa Ultra Low Drive şutu çek. Ultra Low Drive şut. Hadi. Ultra Low Drive şut hadi. Ultra Low Drive şut. Tada. İşte Ultra Low Drive şut budur ya. Muhteşem gol be. Oh my gosh. Hulga artık bayağı bir buff'lı olduğu için çok gol atabiliriz artık onunla. Ulan Mulla sen kendini hayalet mi sanıyorsun ya? Mulla resmen kendini mal gibi hayalet diyor resmen kendine. La! Oh my gosh. Ulan resmen gereksiz yere hayalet demişler arkadaşlar. Pantom demek hayalet demek. Hayalet demek. Baştan söylüyorum. Ulan adam. Aynen ya. Tutmasa Captain tutmasa Dream Team'de Fire Shoot var. Neo Fire Shoot var. Bu da yok. Bir de oyunda altımız Skydive Shoot da yok ya. Oyunda altımız Skydive Shoot da yok. Yok. Tüm çalımları koydular tutmasa mangasındaki. Bir, tüm şutları falan koydular. Bir tek altımız Skydive'i unuttular. Ya oğlum unutulur mu ya öyle bir şey? Unutulur mu? Tamam. Yapamazsınız anlarım da. Yapamazsınız da o şutu. Madem Tsubasa ve Misaki'nin beraber kullandığı. Tsubasa Haşe Skydive şutta şey yapıyorlar ya. Altımı Skydive şutta. Şey yapıyorlar Haşe. Tsubasa ve Misaki çift rövaşa da çıkıyor ya. Bari o gelsin. Çift rövaşa da gelsin. Mantıklı olur ya. Tamam Skydive altımı Skydive yapamazsınız ama şey yapabilirsiniz. Tibin overhead kick yapabilirsiniz bence. Tsubasa ve Misaki'nin kullandığı. Bu da büyük bir ihtimal ya şeyde olur ya Tsubasa ya da Misaki'de olur. Büyük bir ihtimal Japon milli takımında Japon milli takımındaki oyuncularda çıkar. O şut. Yani. Evet Tibin. Aslında Tibin shot var ya. Vardı oyunda ama güzel ama overhead shoot yok. Yani şey yok. Yani şey yok ya. Twin overhead kick yok. Yani chip rövaşata yok oyunda. Onu da konsola atan muhteşem oyun olacak. Muhteşem. Bir de oyunda slider kenar shoot yok. Slider kenar shoot adayı yok resmen. Bir de oyunda GGK kaç yok. Morsaki'de olan. Morsaki'de olan kurtarış. Yani şey. Liseli Morsaki'de var ya. Nankasu Lisesi'ndeki olan Morsaki. Morsaki'de. GGK kaç. Çah var kardeşim. Çah var. Heavy Tank şut yok. Heavy Tank şut mu yoksa Heavy Tank driplingdi mi? Gibi bir çağ var oyunda. Herhalde şutluydu diye hatırlıyorum. Neyse ya başlayalım ya. Çok charger ettik. Evet. Ulan bu sana da görünmez. Görünmez forvet olmuş resmen. Şefelsiz sana. Fakat bakışına what? Çok ayıp ya. Çok ayıp. Nitta kardeşim bayağı bir ayıp. Sohbet ediyoruz takipçilerle sen yok beni de aldın diye video çıkmak için elinden geleni yapıyorsun Nitta ya.
Bunları takipçilerime söylemiyorum, Nitta'ya söylüyorum. Rakibin Nitta'sına. Nitta videoyu çıkmaya çalışma ya. Takipçilerle sohbet ediyoruz. Sen araya giriyorsun şu çekeceğim diye. Güzel espri yaptık değil mi? Ya oğlum yine mi kasıyor ya? Of. İnternette Max full çekiyor. Yani hayırdır yani. Güzel. Kaman. Kaman Masu kaman. Muhteşem gol be. Masu'ya mı adamdır? Kanka Oman bakışımı az 3. kez de kullanır ya şu skill'e. 3. kez de kullanır Triangle Kick Catch'e. Bakın son dakikada gol yersek ve bakışımı az da kullanmazsa bu büyük bir ihtimal şeydir ya. Evet kullanmadı. Büyük bir ihtimal şey ya. Bakışım ağzının stanima spotuna bir şey demiyorum da bazen spotu çalışıyor bazen. Büyük bir ihtimal maç içerisindeki enerjisindendir. Çünkü göstermek için sürüş çekti. Gol. Demiştim gol. Misugi. Misaki'den sürpriz bir çalım son dakikada. 3 combo yaptık ama fena değil. İdare ederiz. Ulan bu milliğin de enerjisi de bir bitmedi. Bir bitmedi milliğin ya enerjisi. Ulan bu milliğin enerjisi de sonsuz resmen sonsuz. Resmen sonsuz enerjisi var o millerin ya. Ve ikinci lige de geldik. Güzel. Evet. Kanka şey kaç kişi izliyor yayını? Kaç kişi izliyor söyler misin kanka? Göstereceğim kanka. Pardon onu göstermeyi unuttum. Bak Morisaki'nin bir tek... Ben de Junior Yacht Morisaki var bir tane. Bir tek şunu var. Şey Morisaki topa dokunuyor. Falan topu tokatlıyor. Top ilerliyor ve sonrasında da direkten dönüyor. Skill böyle. Hatta... Bakın eliyle tokat atıyor sonrasında direğe çarptırıyor. Lan oğlum bu Morisaki de her takımda mı var ya? Kaç? Yo. Ulan ne ara mikrofon kapandı. Arkadaşlar şey olsun ya. Şey. Arkadaşlar dünkü yayında şey mi olsun?
Ha işte biz dünkü oyunu 1 saat falan yapmıştık ya. İşte. Yoksa normal bir dolandaki gibi 40 dakika, en fazla 40 dakika falan mı sorsun? Peki kanka sana başka bir şey daha soracağım. Aşağı şu Moruzaki anlattığım an ses geliyor muydu? Ya da videoda söylediğim an. Aşağı videoya başladığım ya. Merhaba arkadaşlar falan diyorum ya. Onda geliyor muydu? Yalnız bu Moruzaki'nin de şey staminası falan iyi. Çok iyi bence. Staminası bayağı bir. Bak bakışı nasıl? Herhalde kendi kendine kapandı ya. Bakın şu Moruzaki'nin staminasına bak be. Yemin ediyorum ki evrimleştirilmiş balık oynatabilirim, hatta hemen oynatmaya çalışacağım. Çünkü Vakashimazu'nun stamina olarak geçiyor resmen. Bir de Vakashimazu'nun stamina olarak şöyle bir dezavantajı var. İşte Flying Kick Save falan sadece 2 defa falan kullanıyor. Triangle Kick kaçırsa da bazen 3 kere bazen de 2 kere kullanıyor. Yani şunu bir maxlasak fena olmaz. Maxlamaya çalışıyorum elinden geldikçe. Bak. Pascal'ı da oynatabiliyorum da Pascal atağı bayağı bir iyi. Yalnız şey düşük. Staminası bayağı bir düşük. Yani tek bir gol attık ya da Arjantin tackle'ı falan kullandık. Kullanır kullanmaz Pascal'ın enerjisi bitebilir. Ha bu Takashi. Takashi de 4 yıldızlı olmalı. Şey Pascal'dan birazcık daha küçük olmasına rağmen şey birazcık daha stanimi. Kanka bak. Nereden biliyoruz? Söylüyorum sana. Kanka nasıl mı biliyoruz? Birincisi Haşa şu maçlarda dev alanda ya da bazen maçlarda falan maçı falan durduruyorsun ya. Maçı durdurduğunda da onların şarjları ya da şeyle enerjileri falan gözüküyor ya, %50, %60, %80 gibi enerjileri gözüküyor ya. İşte stanima olayı da bu sefer böyle oluyor. Stanima şey örnek falan bakışım lazım. Şey kalecinin falan enerjisi yani staniması falan bayağı bir ise falan maç boyunca hiç kurtarış yapmamasına rağmen her şey bazen düşüyor ya gereksiz yere. Gereksiz yerde düştüğü için Vakashimazu çakıyor bazen. O yüzden yani şu pil gibi şeylere bakarak anlayabiliyorsun. Zaten skinliğinde kullandığında da şey oluyor. Şey menüye falan açtığında o sırada enerjileri bayağı bir gidiyor. Yani %6 ya da %12 falan gidiyor enerjileri. Öyle oluyor. Yok, stamina'sı çok yüksekse kaleci oyuncularının aynı skinleri falan birkaç defa falan kullanıyorlar. Yani yüksekse falan maçı ortasında %82 falan enerjisi varsa bir de yedek skilli falan kullanıyorsa şey 3 defa kullanma ihtimali yüksek. 3 defa kullanma ihtimali yüksek, anladın mı? Kanka sen bu oyunculara şey yaptırıyor musun? Training yaptırıyor musun? Bak şundan yaptırıyor musun? Şundan yaptırıyor musun kanka? Bunu yaptırmalısın bence kanka. Eğer bunu yaptırmazsan oyuncular kötü oluyor. Bunu yapmak zorundasın bak. Bunu da hangi etkinlikten alacaksın biliyor musun? Şimdi Evan Story'e giriyoruz şimdi. Bak şuradan alabiliyorsun böyle şeyleri. Bak. Görüyor musun bak bunları? İşte bu ada bundan train kartları falan var. Bunları açıyorsun. Dokunuyorsun, maçlarını yapıyorsun. Sonrasında skip de atabiliyorsun bu tür maçlarda falan.
İşte istediğin gibi falan sınırsız yapabiliyorsun. Anladın mı? Bu etkinlikten falan alıyorsun. Bu da Münemasa kategori. Of, the sakırdı. Sakır, Münemasa kategori. Yani şu ilk defa şeyde. Yani ikinci şeyde ve ikinci şeyde ilk event story. Anladın mı? Ulan çok George adet ettik ya. Yani mesela sana bir örnek vereyim. Ha şey, oyunun başında falan gösteriyor ya. İşte train olayını falan. Eskiden gösteriyordu ama artık şimdi göstermiyor artık oyun. Eskiden falan çıtır çıtır gösteriyordu. Bak. Bu adam falan istediğin oyuncularının böyle şeylerini yükseltebilirsin. Anladın mı kanka? Mesela kanka sana bir şey anlatayım mı? Kanka. Vakashi Mazu'yu ilk aldığımda yani Vakashi Mazu 3 yıldızken falan bir de bronz training vardı. Yani training rank 1'di, 4 değildi, 1'di. İşte yani bronzdu. Cover rank'iydi yani. Cover rank olduğu için de Vakashi Mazu'nun seviyesi de o sıralar falan 30'du falan şey 30-40'ların arasındaydı falan. İşte Vakashi Mazu şu flank kick save'i bu iki skill'i var ya sadece bir defa kullanıyordu bu skill'leri. Şimdi sıra evrimleştirdik. Güçlendiler artık. Yani yanlış şey de yaparsan, skill'leri de fazla güçlendirirsen ve ya da bayağı bir enerji götüren bir skill koyarsan ve oyuncunuz da staminası kötüyse kanka yapacağım daha şey free transferi bitirdim. Bitirdim free transferi. Beleş transferi yap. Free transferi bitirdim. Bitirdim onu ya. Belki şey de yapabilirim. Memori transfer de atabilirim de. Memori transfer atacağım ben. Kanka bu kanka günlük transferi yaptım maalesef. Dalgınlığıma geldi. Şey oldu. Günlük transferi yaptım bugün. Unutmuşum. Şey olduğunu işte. Memory ticket yapacağım ola. Memory transfer yapacağım. Senin için sorun olur mu kanka? Bugün yine böyle yapacağım. Yani şunu bir çıkartalım. Bunu yapsam olur mu bak? Bu da güzel. Oh my gosh. Güzel verdi. Bu arada şu train şeylerinde buradan da alabiliyorsun. Baştan söylüyorum buradan da alabiliyorsun bu şeyleri. Bayağı bir şey yarıyor. Yani sen nasıl bol bol train yaptır kanki. Bir de şey yap skill'lerini de yükselt biraz. O iki tane geldi spot evolution. Bir tane de skill evolution bol gelse hakikaten videonun ortasında what the fuck is that derim. Bir tane şey gelirse şey olur ya. Ya oğlum ya bir Allah şey sandım. Spotu az kalsın şey sanıyordum. Az kalsın skill evolution sanıyordum ya. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ya oğlum ya, bunu neye veriyorsun artık ya? Benim intercept'e ihtiyacım yok. Şu kas çıkar çıkmaz şu olayı da yapacağım. Arkadaşlar. Kanka bu arada arkadaşlar bu arada size kötü bir haberim var. Telefonumun şarjı %20 olduğu için şey. Canlı yayını bu sefer 1 saat yapmayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki en fazla 40 dakika falan yapabilirim. Baştan söylüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar.
şarjı öyle. Ortasındayken falan şarjı çok çabuk bitiyor bazen. O yüzden canlı yayın şey olabilir. 40 dakika falan sürebilir en fazla. Sizin için yeter mi arkadaşlar? Yani şöyle de yapabilir. O 4 yıldız Sport Evolution çıktı. Güzel. Hadi bir tane var bak. Bir tane var. Şimdi şu spotu yükseltmenin zamanı geldi. Yoksa Wakashimazu'yu yerler. Umarım... Bir dakika ne dedi? Anlamadın istediğini kanka. Kanka bu arada şey alacaksın. Yeni bilgisayar falan alacaksın şey yap. Adı nedir? Oyun yüklemeyi de düşünüyorsan oyuna şey yükle. Bence şey yükle ya. Adı nedir? Fortnite yükle ya. Fortnite hakikaten güzel. Fortnite yüklemeyi denemelisin. Ben PS dördünde falan oynuyorum. Güzel geliyor bana. Grafikleri de fena değil. Arkadaşlar kusura bakmayın parlaklığı birazcık düşüreceğim. Daha şöyle yapacağım. İdeal olsun diye siz de görebilirsiniz diye. Ekranınızda falan bir sorun varsa. Şuradan da kupa da alabiliyoruz. Şey, bu renkli maçı yapmamanın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Match Rules Layers. SP Attributes Plus diye bir şey var. Bence bu birazcık saçma olmuş diye yapmıyorum. Saçma geliyor çünkü bu bana biraz. O yüzden oraya girmek istemiyorum. İşte sistemde hata vardı. Şarj üyesine. Arkadaşlar bu video 3 maç falan olacak. Ondan sonra da birazcık muhabbet ederiz. Sonrası da yayını da kapatırız. Yoksa telefon şu an patlayacak birazdan. Cırın 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 diye. Oh my gosh. Hoş geldin. Hoş geldin Burak, hoş geldin. Bir de yayına şey de gelse, oyun eserim ya da şey de gelse, şu da game ya da prompta kura da gelirse hakikaten şaşkınlığa uğrarım ama zaten %0 ihtimalle gelir onlar ya, sıfır. Onlar sıfır ihtimalle gelir zaten. Ulan her şey dağıtık da direkten dönüyor bu oyunda. Evet Zero kardeşim, Zero. Dream Team değil, Zero'dayız. Bir dakika, sen nereden yazıyormuşsun? O travma... Ya ne demek en kötü oyun ya? Kanka, o sana kötü geliyor ya. Kanka, bir oyuna şaşarsın vallahi, bir oyuna şaşarsın. Bu oyuna şaşarsın ya. O topu havaya yapıştı resmen. Kardeşim bir de sana bir lafım var. Yok adam da YouTube'dan yazıyormuş. Ben şeyden yazıyorum demiştim. Ben şeyden yazıyor sanmıştım. Omletten yazıyorum sanmıştım. Omletten yazdığını sanıyordum. Çünkü hem YouTube'dan hem de omletten yayın yaptığınız için şu an omletten de izleyenler de olabilir.
Bir sakin. Ulan ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada Dream Team'de falan böyle bir adil sistemi falan bulamazsınız. Yani şu PvP mod bu kadar adil olamazdır resmen diyorum. Ne demek oynamayayım ya? Kanka, oyun sana çok kötü geliyor olabilir ama şey de olabilir. Kanka bence bu oyunu bir dene. Çok şaşıracaksın bak. Bu oyunda pro olmak bayağı bir eğlenceli geliyor. Pro olur olmaz zaten eğleneceksin. Yani neden YouTuber'lar Zilo kötü diyorlar ki? Gidersen git kardeşim ya, bana ne? Zaten Zilo'yu bırakmak için 40 tane bahane uyduruyorsun resmen. Sonrasında ben gidiyorum diyorsun gıcık olduğuna. Git kardeşim git. Önemli değilsin. Yani resmen yayının ortasında ağza çıkarıyorsun. Bravo sana. Yayının ortasında gel git yapıyorsun. Oh my gosh. Oh my gosh. Sen nasıl? Az kalsın yeniyorduk. Şey başka bir takipçimiz var. Mesela bu bir efsane. Ya oğlum zaten adam beni gıcık etti ya videoda. Resmen oğlum adam şey dedi ya of. Dream Team berbat dedi. Zero berbat dedi. Kardeşim Zero'nun nesi berbat ya? Zero bence güzel bir oyun. Adamlar o kadarcık uğraşmışlar. Oyunda pay to win yok. Oyunda resmen pay to win yok. Adamlar resmen şey olmasını istiyor. Pay to win olmasını istiyor resmen. Bu oyunda zaten pay to win yok. Bence de olmaması da iyi bir şey. Pip. Yok oğlum ya. Adam gıcıklık olsun diye şey yaptı. Zilo pok gibi falan dedi. Zilo barbat falan dedi. Ya oğlum ben de adama da kızdım ya. Of. Yani adam resmen yerinde kıyamet koparıyacak ya. Adam barbat. Dream Team'den söz ediyor. Dream Team'de barbat değil de Dream Team'de resmen pay to win var. Pay to win olduğu için sevmiyorum Dream Team'i. Yani göz göre göre pay to win var. Aynen blokla kanka, blokla. Ne ara lan? Ne ara lan? Oh my gosh. Yani Dream Team'de RNG falan var PvP modda. RNG falan var PvP modda Dream Team'de. Ama burada mesela yok. Adam gibi PvP mod yapmışlar. Yani online mod yapmışlar. Adam gibi mod yapmışlar işte. Kardeşim şu adamları bir takdir edilmeyi hak ediyorlar mı sizce? Resmen takdir edilmeyi hak etmiyorlar muamelesi mi yapıyorlar resmen Zero'ya? Zero da emeğini de karşılığını da veriyorlar zaten. Ya umar şu Dream Team'i de geçerler de Dream Team de akıllanır. Ulan zaten Dream Team'de Arancı var. Arancı var zaten Dream Team'de. O yüzden de bakalım kaç dakikalık yayın yapıyoruz. Ya da adam şey yaptı ya. Adam büyük bir ihtimal şey yaptı. Adam görünmez oldu. Ses çıkarmamak için sadece sakin sakin yayını izliyor. Zaten Dream Team'de çok alışanlar da Zero oynamanın ne olduğunu bilmiyorlar resmen. Yani Zero'da pro olursan eğleniyorsun resmen. Dream Team'de pro olmana rağmen üzülüyorsun hem de videonun ortasında da gıcık oluyorsun. Yani Dream Team oynayacağını Zero oyna ama istediğini yapsınlar. Sonunda ise de Dream Team çöksün. Rise of Nations Champions çıktıktan sonra. Aynen adamsan gelir adam ya. Adam adamsa gelir. Adam adam çıkarsa gelir. Ulan şu oyuna bir friendly maç gelir gelmez. Adamın hesap iadesini isteyeceğim ve adamı resmen yaptıklarına pişman edeceğim.
Pişman olacak resmen adam ya. Sonrasında adam da videonun ortasında ben direkt Team'e gidiyorum diyecek. Ühüleyerek resmen Team'e gidecek. Ühü diyerek. Ühüleyerek resmen Dream Team'e gidecek adam. Yani Dream Team bana şu an sen ezikler falan oyunu gibi geliyor bana. Yani Zero'da çok iyi bir yapay zeka sistemi var. Çok güzel bir yapay zeka sistemi yapmışlar oyunda. Gel şimdi sen de bu oyunu takdir etme. Ya oğlum adamlar yapay zeka yapmış, yapay zeka. Resmen haşa şu PES'in kapasitesinde resmen yapay zeka yapmışlar. Yapay zeka yapmışlar. Resmen takdir etmek lazım ya. Ulan oyunu da artık hiç... Ya oğlum sensin mal ya of. Ya ne oğlum? Final bir maç gelir gelmez sana iadeni soracağım ve maçta seni geberteceğim. Rip olacaksın maçın ortasında ve büyüleyeceksin. O gol yedik burada. Yani insan bu oyunun nesini sevmez ki? Oyunda çok güzel bir yapay zeka sistemi var. PES'te olduğu gibi mesela. Ya da FIFA'da olduğu gibi. İşte oldukça güzel bir sistem var. Yani FIFA mobilin yap. Ya oğlum. Dream Team çok iflas edince falan sen Zero'da oynamaya başlarsın merak etme. Dream Team bir çöksün. Ya Rise of New Champions çıktı kanka. Rise of New Champions onları çıkar çıkmaz gebertir zaten. Yani Club'ın şu an 25 falan indirmesi var. 25'ten 5'e falan düşer. Hatta 25'ten 1 milyon ya da 2 milyon indirmeye falan düşer. Bu oyun Club'ın... Hadi sen ağlama ya, sen ağlama. Ulan ben bu adama blok çekeceğim ya, blok çekeceğim. Bak blok çekeceğim. Ulan rahat yok ya insan. Bir rahat yok insan. Bak. Hadi. Hadi ya blok da mı yapamıyoruz ya? Damn boy. Kanka bir sonraki yayına gelir gelmez. Ha tamam. Kanka bak. Club Games iflas edince sen de akıllanırsın iyice ve Zero'ya başlarsın ve sonrasında da beni de yanmaya çalışırsın bak bütün gün. Yani sen de beni bütün gün ağlaya ağlaya beni yenmeye çalışırsın. Kendinden umutlu umutlu. Kanka, umarım şu Dream Team'in işi biter de iyice akıllanırsınız Dream Team severler de iyice de akıllanır. Yani New Champions bu iki oyunu resmen bin basar. Yani Captain Tsubasa Zero'yu karşılaşırsak Zero bana daha da eğlenceli ve daha da mantıklı geliyor. Üstelik yani malla diye yazıyorsun bir de hiç utanmadan da spam atmaktan kanalını banlatacağım falan yazıyorsun. Adam Allah sikik. Adam Allah sikik. Ulan adam olursun. Bak bir de utanmadan kanalın mallansın diyor. Sen yayınımızda bin defa mal yazdın bize. Tam da banyo. Utanmadan da banyo diyorsun. Sen banyo mı hak ediyorsun lan bura? Hatta YouTube'a şikayet edeceğim seni. Hem yayının noktasında o kadar açık mal kelimesini kullanıyorsun küfür etmekten. Argo kullanıyorsun resmen videoda. Argo kullanmak da resmen de YouTube'a aykırı bir şey. Biliyor musun? Yani sen videonun ortasında adamları rahatsız ediyorsun. Ve sonra da mallar diyorsun.
Yani oğlum, bu oyunda güzel ya. Bu oyuna da takdir lazım. Siz böyle bir yapay zekayı, böyle bir PvP modu, RNGsiz PvP modu nerede buluyorsunuz? Ha? Nerede buluyorsunuz? En fazla yeni çıkacak olun, yeni çıkacak oyun Captain Tsubasa Rise of New Champions'ta bulursunuz, değil mi? Ulan zaten o çıkar çıkmaz. Ya bir de şimdiden de korkuyorsun. Ulan ya bir bitsin. Ulan bir video bir bitsin ya. Aa, kanka bu videodan sonra mutlaka sana ban atacağım. Ban atacağım ve YouTube'dan da banlatacağım, sen anlat bunu koçum. Neyse. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Baba, başka odaya gider misin? Başka odaya gider misin? Yok oğlum. Başka odaya gider misin? Neyse işte abi. Hayır. Gel bir yapayım. Hayır.